Merhaba arkadaşlar, ben İzmir'den Ercan. Böyle bir iPhone 7 Plus'ımız geldi. Bu 7 Plus şarj soketi arızası var. Aslında bu şarj soketi arızaları bu ara çok gelmeye başlıyor. Ama tabii ki yöntemler şart. Bunun en büyük hatası içinde, tabii siz diyeceksiniz niye şarj olmuyor, toz mu girdi falan. Ya da bazıları işte videolarda görmüşsünüz, tozları falan temizliyorlar veya çıkartıyorlar. Bir şekilde şarj aleti çalışıyor. Yani şarj yapıyor. Ama bunda böyle bir sıkıntı yok. Bunda şöyle bir sıkıntı var. Bunu takıyorsunuz yuvaya. Bakın şöyle yapıyorsunuz. Tak düşüyor. Bunu böyle yapıyorsunuz. Tak düşüyor. Şarj yapıyor ama buradaki miller ve yaylar gidiyor. Bakın hemen şöyle düşüyor. Tekrar gösteriyorum. Tekrar. Artık bu sinir bozucu oluyor. Arada bir böyle oynadığınız zaman da kopuyor falan. Ve böyle devamlı kopmaktan da şarj entegresi veya herhangi büyük büyük problemlerde yaşanabiliyor. Şimdi ben kısa bir anlatımla bu işi kendi bir şekilde çözdüm ve size de bunu anlatmak isterim. Hemen gösteriyorum. Telefonumuzu güzelce iyi bir şekilde açalım. Evet, iPhone 7 Plus, 8 Plus, iPhone X, bütün bu Lightning girişlerin hepsinin teknolojisi aynıdır zaten. 6S, iPhone 7, 7 Plus, hepsi. Bu şekilde hemen telefonu açıyoruz. Şuradan şarj yeri zarar görmesin diye, yani herhangi mekanik bir sıkıntı olmasın diye bunu soketinle kapatıyoruz. Şimdi bizim bölgemiz burasıydı. Buradaki yay mekanizması bozulmuş ve şuradaki zaten toz moz da yok bunun içinde. Yani pırıl pırıl işi bunun. Ama buradaki yay mekanizması bozulduğu için şarj iyi yapmıyor. Genelde kronik arızalardan bir tanesidir. Genelde telefoncuların %99.9'u şarj soketini değiştirmek ister. Şarj flexleri hem orijinal yapı bozulur, hem şebeke iyi çekmez, hem yani çok zaman alır. Artı Flex'lerin şu anda satışları da 12-13 dolar. Yani günümüz şartlarında 250-300 lira sadece alışıdır. Ben ama böyle küçük bir yöntemle bu işi çözdüm. Şimdi bunu açıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Şurada bir tane yay mekanizması var. Bunu yayını şu şekilde açıyoruz. Evet. Şuradan açtık. Bakın arkadaşlar. Şuraya çok ince bir şekilde bir punta gireceğiz. Bu puntanın sayesinde bizim bu telefonumuzun yay mekanizması çalışacak. Puntamızda böyle bir havye makinesi. Buradan puntayı şuradan atıyoruz. Şöyle bastırıyoruz biraz. Hem buradaki plastik eriyor, hem de hafiften uç içeriye giriyor. Tekrar buraya da bir punta atıyoruz. Şöyle bakıyoruz yay mekanizmasına. İşin başarılı olması için bu yaya doğru bir sıcak lehim makinesiyle böyle bir giriş yapmamız lazım. Arada bir bakın ses duyuyorsunuz zaten. Evet. Yaptıktan sonra yine buradan da bir bakış yapıyoruz. Şöyle baktığımız zaman buranın dolduğunu, yani bu puntanın girdiğini görüyoruz. Tekrar şöyle bakıyoruz. Evet, biraz zor giriyor hatta. Bakın kesinlikle düşmüyor. Hatta ben bir de çıkarırken zorlanıyorum yani. Sonra bu bittikten sonra hemen bunu tekrar takıyoruz. Telefonumuzu hemen düzgün bir şekilde, hiç orijinal yapıyı bozmadan tekrar takıyoruz. Bu video orijinal video olsun diye kesinlikle bir kesim yoktur. Yani direkt siz YouTube müşterilerime direkt tek ham kayıttır bu. Herhangi bir sahne arkası yoktur yani. Şu anda gördükleriniz birebir kayıt yapılarak yapılıyor. Tabi bu işlerde biraz el amanatları gerekiyor arkadaşlar. Bunu olmazsa olmaz parçalar, bunları takıyoruz. Evet.
Bir takalım. Evet, cihazımızı açıyoruz şu anda. Açıldı. Açılana kadar da buradaki vidaları kapatacağız. Şurada bir hata var mı bakıyoruz tekrar. Çünkü mıknatıstan bazen vidalar tutabiliyor. Evet, bakın tutmuş. Bu hatayı siz de yakalayabilirsiniz. Şurada bir tane vida var. Hani açarken olabiliyor böyle teknik şeyler. Ama tabii biz yakalarız o teknik şeyleri. Evet, oturdu. Şu alttaki iki vidayı da takıyoruz. Müşteriye 25 dakika bir zaman verdik bu şarj soketi tamirini. Ve o zamanı da dolduruyoruz şu anda. Evet, takıyoruz arkadaşlarım. Evet, bakın. Ve düşmüyor. Kesinlikle düşmüyor. Çıkarıyorsunuz. Tekrar takıyorsunuz. Şarj alıyor. Düşmüyor. Kesinlikle düşmez. Hatta bakın ben çekiyorum böyle. Zorluyorum. Görüyor musunuz? Bayağı bir tutuyor. Düşmüyor. Ve bu sistem teknolojisi harikadır. Direkt otomatik tanıma vardır. Evet. Evet arkadaşlar. Çok basit bir şekilde YouTube kanalımda bu videoyu paylaştım. Umarım güzel bir videoymuştur. Furkan abi. Furkan, sen bu 7 Plus'ın sahibisin. Evet abi, ne vardı abi. Senin sorunun genelde? Abi şarj sorunu vardı. Şarj yerinde çok bollaşma vardı. Evet. Telefonu sana getirdim. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Canım. Telefon geldiğinden daha çok iyi bir şekilde evet. Oldu. İlgin alakan için sen teşekkür de, ediyorum. Sen de konuş. Merhaba. Telefonu söyle. Nasıldı yani? Evet. Telefonda bayağı sorun vardı. Bir kablo sürekli oynuyordu ve şarj tutmamaya başlamıştı artık. Aynen. Çok şükür hallettik. Aynen. Ben de çok orijinal bir şekilde dört dörtlük yaptım kardeşim. Eyvallah Cansın. Abi, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Tamam.